Gönül raporu devam ediyor. Şimdiki konuğum Profesör Doktor Gaye Usluer. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve 26 dönem Eskişehir Milletvekili. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Tabii Sayın Vekilim, sizle daha önce daha çok teşriki mesai istediğimi biliyorum. Parlamentoda daha sık görüşüyorduk, konuları birlikte tartışıyorduk ama şimdi herhalde üniversitedesiniz değil mi Eskişehir'de? Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim. Enfeksiyon hastalıkları anabilim dalı görevime döndüm. Soranlara diyorum ki beynimin sağ yarısı üniversitede, sol tarafı partide, siyasetin içinde birlikte, mesleğimle birlikte siyaseti de bir şekilde götürüyoruz. İyi kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında konuşacak çok şey var. Bugün Şule Çet davasını takip edebiliriz. Evet, 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 evet. Yani çok zor bir Türkiye'de süreç. Artık kadınların yani can güvenliği değil sadece, yaşama hakları, özgürlükleri, kendisi gibi, kendisi gibi olma hakkı ya da özgür iradesiyle kendisiyle ilgili kararları alabilme hakkı ya da yaşamını nasıl sürdürebileceği ilgili tercihleri. Artık bu ülkede bunları konuşmak çok zorlaştı hocam. Yani neresinden tutacağız o gencecik çocukların böyle telef olup gitmesi? Şöyle, yani olayın bir kadın boyutu var Türkiye genelinde ki aslında siyasi erk diyor ki dünyada da kadın sorunu var, kadına şiddet var ama Türkiye'de işin boyutu son 17 yılda farklı bir yere geldi. Çünkü kadını eve hapsetmeye çalışan, kadını evde konumlandırmaya çalışan bir siyaset tarzı var. Ve bununla bağlantılı olarak da erkeği dışarıya koyan ve erkek üzerinden siyaseti götüren bir yapı. Bu nedenle Türkiye'de boyut çok farklı bir yere geldi. Bakın son bir yılda yaklaşık 450 kadın hayatını kaybetti. Hatta 11 aylık süreçten bahsediyoruz. Yine son bir aya baktığımızda 39 kadın. Ve bu 39 kadının 30'u evinde öldürülmüş. Şimdi şiddetin büyük bir kısmı eş, mevcut eş, ayrılınan eş, sevgili, yani yakınlığı olan kişiler tarafından. İşte Eskişehir'de geçen hafta bir kadın cinayeti, sokak ortasında satırla parçalama, vahşet. Geride kalan gözü yaşlı anne, baba, çocuklar, bir toplumsal vicdan. Dün yine Ordu'da bir genç kız, 20 yaşında, Ordu'da öğrenci, sokak ortasında öldürülüyor. Öldürenin kim olduğu hala veya niye öldürdüğü bilinmiyor. Bugün Şule Çet davası ve kanıyor bir yandan. Yani bir yandan kadına şiddet var, bir yandan kadın cinayetleri var ama bir yandan da duyarsız bir siyasetten bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi AKP diyor ki kadın cinayetleri, kadına şiddet siyaset üstüdür diyor. Elbette konuşurken bunun siyaset üstü olması gerekiyor ama çözümlerken siyasetin tam da kendisinin çözümün odağı olduğunu unutmamak kaydıyla. Yani AKP kendini bu siyaset üstü diyerek kenara çekemez. Yasayı koyacak olan, yasayı güçlendirecek olan, kolluk kuvvetlerini görevlerini yapmaya zorlayacak olan ve bu kadınların can sağlığını, can güvenliğini sağlayacak olan siyasetin kendisi. Dolayısıyla hiç kimse bunu siyaset üstü derken bunun kontrolünü de siyasetin dışına atma lüksüne sahip değil. Bugün kadın evin süsüdür, işte 5 yaşındaki çocuklara okul öncesi eğitimde verilen değerler eğitimi içerisinde kadının eve aldığı ekmek haramdır diye öğretiler yapan kimse bugün kadına şiddet, kadın cinayetlerinin sorumlusu da aynı kişilerdir diye düşünüyorum. Evet, gerçekten Türkiye'de her anlamda zor bir süreç çünkü sadece toplumsal dayatmalar da var. Yani sadece kadına şiddetle sınırlı değil. Yani toplumun her alanında kadına ve sosyal yaşama, yani mesela bakın demin konuştuk Sayın Vekilim'le, Türk Hava Yolları'nda içki kısıtlaması başlamış, tamamen kaldırılmış. Evet. Yani bir ülkede, ülkeye bir böyle bir deli gömleği giydirilmeye çalışıyor. Yani içilse olur, içilmese olur, o ayrı bir sorun ama ayrı bir konu ama neden siz uluslararası uçuşlarda neden böyle bir şey yaparsınız? Yani bu ülkede tamam bu
yaşayan insanlar Müslüman ama dünyada 3,5 milyar Hristiyan da var. Türk Hava Yolları'nı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanmıyor. Tabii bir de uluslararası uçuşlar da dahil buna. Tabii. Yani bu mantık, bu akıl, yani bunu ben de anlamaya çalışıyorum. Bizi nereye sürükleyecek Sayın Vekilim? Ne olacak bu şimdi ya? Bence toplum vicdanını kanırtmaya başladılar. Bugün Şule Çet davasında her ne kadar varılan sonuç Şule Çet'i geri getirmeyecekse bile bir miktar vicdanların sesini susturduğu, vicdanı sakinleştirdiği için önemli diye düşünüyorum. Ve bugün o kararın ortaya alınmasında Türkiye'deki tüm kadın örgütlerinin harekete geçmesi, işte davanın olduğu yerde bütün kadın örgütlerinin bir arada olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Bugün siyaset yapma biçimi olarak toplumu hala kendi istediği biçime, formata dönüştürmek isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi, işte Türk Hava Yolları'nda getirdiği kısıtlamayla insanlar içer içmez tercih eder etmez ama özel yaşama müdahale, toplumsal vicdanların zorlandığını düşünüyorum ve bunun sonucunda bir toplumsal başkaldırı, toplumsal itiraz. Çünkü büyük kısıtlamalar, büyük engellemeler başlangıçta boyun eğme ile sonuçlanıyor gibi görünüyorsa da sonuçta büyük toplumsal impiallere neden olur. İşte mesela aşırı din üzerine aşırı bir baskı oluşturulması yeni nesil gençlikte sadece ateizm değil deizmin de ortaya çıkmasına neden oldu. Yani inançsız, inancı sorgulayan bir gençlik. Neden? Sen o gence bu kadar baskı yaptığında o da başka bir şey sorgulamaya başlıyor. Dolayısıyla bugün işte arabanda sigara içme derken bakıyorsunuz okul servisindeki şoför öğrencileri bırakmış sigarasını tellendirerek gidiyor. Şimdi sorun kişinin özel şahsi arabasında sigara içmesi değil bence. Ama okul servis şoförünün sigara içmesi sorun. Öğrenci olsa da sorun, büyük sorun, olmadığında da sorun. Çünkü o taşıtın içinde sigara kokusu var. Sigara sinmiş demektir. Dolayısıyla bu zorlamaların ve baskıların toplumsal impiali ateşleyen, tetikleyen süreçleri başlattığını ve büyüteceğini düşünüyorum. Bunu görmek için çok akıllı olmak veya çok siyasetle uğraşıyor olmak gerekmiyor. Bakın yine sürekli toplumda cambaza bak oyununu oynuyor siyasi erkek. Zayıfladıkça, başarısız oldukça işte diyor ki bilmem neredeki başörtülü bacıma bilmem ne. Hala bununla uğraşıyor. Halbuki şu anda hiç kimsenin türbanla, başörtüsüyle bir derdi yok. Bu ülkede yaşayan bütün kadınların derdi ortak. Başörtülü, başörtüsüz, inançlı, inançsız, genç, yaşlı bütün kadınların derdi ortak. Bütün kadınlar kadına şiddetle ilgileniyor. Bütün kadınlar toplumda var olma savaşı veriyor. Tüm bunlar olurken mekanizma başka bir şekilde işletilmeye çalışılıyor. Bütün kadınlar evimi nasıl geçindireceğim diye düşünüyor. Çocuklarıma nasıl bakacağım diye düşünüyor. Aslında bugün bu ülkede yaşayan hangi inançtan olursa olsun, hangi etnisiteden olursa olsun bütün kadınlar aynı şeyi düşünüyor. Aynı tarafa bakıyor. Kaygı ortak. Ama artık yeni bir toplumsal gelecekten bahsetme şansı kalmamış. Yeni bir gelecek vaat edemeyen AKP hala geriye bakarak dikiz aynasıyla uğraşıyor. Dikiz aynasından görmeye çalıştıklarını vatandaşın önüne getirerek vatandaşını da buraya bakma, bugüne bakma. Geleceğe de bakma, ben sana bir gelecek vaat etmiyorum, arkadakiyle uğraşalım diyor ama artık kimsenin buna ne hali var, ne mecali var, ne de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kimse artık sırtında taşımaya devam etmek istiyor. Hemen buradan peki şeye geçelim, siyasete biraz da hızla geçelim. Çünkü yeni bir dönem, yeni bir siyasette yeni bir yapılanma var sanki. Yani siyasetteki rol modeller yavaş yavaş biraz geriye doğru çekilmeye başladı. Türkiye yeni bir siyasi kırılmanın, bir siyasi fay hattının üzerinde belki Türkiye'yi yönetme iddiası olan farklı isimler Türkiye'de belki önümüzdeki günlerde gelecek. Bir yandan Ali Babacan, bir yandan Ahmet Davutoğlu parti kuruyor. Diğer taraftan baktığınızda İyi Parti kendi içinde yeniden yapılanmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten her zaman iktidar iddiası var. Ve bu iktidar yoluna ciddi anlamda hazırlamak için
yeni bir program hazırlıyor. Yeni bir belki kurultayda yeni bir yapılanma ortaya çıkacak. Yani iktidara tam anlamda hazır bir Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Peki siz bu siyasetteki, bu AKP'deki bu telaşı, bu yeniliğe karşı, toplumun baskısına karşı bir direnme olarak görüyorsunuz yani? Şöyle, tabii 31 Mart seçimleri bir dönüm noktası oldu. Aslında başlangıç dönüm noktası 17 Nisan referandumudur. Ondan sonra 24 Haziran'ı bir şekilde toparladılar ittifak modeli ve yeni anayasa süreciyle. Fakat 31 Mart yerel seçimleri ve sonrasında tabii zorla tekrar ettirdikleri 23 Haziran seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi için artık o geriye takılmış vites ve aşağıya doğru inişle ilgili bir çaresizlik durumunu getirdi. Aslında bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasından yeni parti arayışlarının ortaya çıkması, aslında bizzat bu partiyi kuran, bizzat bu partiyle birlikte Türkiye'de farklı bir dönemi başlatmak isteyen insanların umutsuzluğu ve gördükleri yanlış üzerinden yeni bir siyaset oluşturma çabaları, bu açıdan önemsiyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi oyun kurucu şu anda. Her ne kadar yeni anayasada bir ana muhalefet partisi diye bir kavram yoksa bile ikinci en yüksek sandalyeye sahip, artı Türkiye ekonomisinin, turizminin %65'ini içinde barındıran büyük şehirleri kazanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz önümüzdeki dönem için. Ve tüm yeni oluşumlara ve mevcut siyasi partilere baktığımızda farklı farklı ideolojiler altında aslında Türkiye'yi nasıl normalleştirebiliriz noktasında bu farklı görüşler büyük bir havuzun içinde bir araya geliyorlar. İdeolojik birliktelik yok. Geleceğe yönelik ortak bakışın ana teması, Türkiye bir uçuruma doğru hızla gidiyor veya uçurumun kenarında bir Türkiye var ve kafa kafaya vererek yeniden demokratikleşmeyi nasıl sağlarız? Türkiye'de demokrasiye dönüşü nasıl sağlarız? Yıpranan kurumları yeniden yapılanmayı birlikte nasıl sağlarız? Bunun içerisinde mevcut yeni kurulan sistemin iyi işlemediğini, işleyemediğini, Türkiye'nin otokratik bir yönetimle, tekçi sistemle karşı karşıya kaldığını bu bir yıllık deneyimin her aşamasında gördük. Ve karne zayıflarla dolu, bakanların karneleri zayıflarla dolu, parlamento karnesi bile yok parlamentonun. Çünkü parlamentonun karne oluşturacak işlevi yok bir yıldan beri. Dolayısıyla farklı farklı ideolojik görüşler ve artı yeni kurulmakta olan partiler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık bitme noktasında olduğunu ve ilk yapılacak seçimde, bunun tarihi 2023 olur, sürdürülemez bir süreç dersek daha önce olabilir, zamanında veya değil, Adalet ve Kalkınma Partisi için yolun sonu geldi. Bu noktada tabii ki hiçbirimiz aman ne iyi oldu sevinme noktasında değiliz. Bundan öte Türkiye'yi nasıl yeniden düze çıkarabiliriz? Demokrasiyi nasıl inşa edebiliriz? İşte kuvvetler ayrılığını nasıl tesis edebiliriz gibi herkesin kafası, ki yakın zamanda biliyorsunuz Sayın Babacan çıktı. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu, ama orada benim aldığım mesaj esas olarak Türkiye'nin var olan sorunlarıyla ilgili çözümü nasıl bulacağız? Nasıl ortaklaşacağız? Bunu çok önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki bu işin merkezinde. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oyunun kurucusuydu. Tabii ki bu bir ekip işi. Genel Başkan yardımcılarıyla, parti meclisiyle, milletvekillerimizle, ama tabii ki Genel Başkan bu işin başındaki kişi, esas aktör. Hiç kolay değil farklı ideolojilerdeki partilerin, yani bir partinin kırmızı çizgisi şurada, sizin kırmızı çizginiz burada. Bu kırmızı çizgileri kontrol ederek hiç kimsenin çok fazla örselenmemesi noktasında birlikteliği sağlamak hiç kolay değildi. Karşılıklı bütün siyasi parti genel başkanları da tavizler verdiler mutlaka, ortaklaştılar. Ama tabii ki burada ana oyun kurucu olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu da unutmamak ve hakkı da teslim etmek gerekiyor. Türkiye yeni bir sürecin başlangıcında ve bu çok hızlı olmayacaksa bile aklı başında, haklı
ve doğru adımlarla olacak. Ülke hepimizin ve hepimiz ortak iyi için el ele vermek zorundayız. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında çok önemli bir şey söyledi. Biraz ayrıntıda kaldı gibi, insanlar çok dikkat etmedi ama şunu söyledi, dedi ki ben siyasetten hiçbir şey beklemiyorum dedi. Sadece istediğim Türkiye'nin esenliğe kavuşması dedi. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bir siyasetçinin kolay kolay söyleyeceği bir söz değil bu. Hiçbir siyasetçi ben siyasetten bir şey beklemiyorum demez. Tabii tabii, bu çünkü eğer siyasetçi samimi olarak bunu söylemiyorsa bir gün karşısına tak diye çıkar. Tabii bir ki. Yerde derler ki için mesela 24 Haziran seçimleri öncesinde de Sayın Genel Başkanımız demişti ki ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Neden? Çünkü bir siyasi partinin genel başkanının, şimdi partili olmak ayrı, partinin bir de genel başkanı olmak çok farklı bir şey. Bir siyasi parti genel başkanının Cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyorum. Bu nedenle aday olmayacağım demişti. Bu çok cesur bir açıklamaydı ve o cesur açıklamanın ardında kalmamak veya o cesur açıklamanın sizi darboğaza sokmaması gerekiyordu ki işte bu salı toplantısında Sayın Genel Başkanımızın söylemiyle 24 Haziran'daki eylemini birleştirdiğimizde aslında samimiyeti konusunda kuşku duymamamız gereken bir nokta olduğunu rahatlıkla biz görüyoruz. Bu ülkede yaşayan 82 milyon da görebiliyor. Peki baktığınız zaman yani siyasete bir göz attığınız zaman bir hoca olarak hem de bir siyasetçi olarak hem bir eski milletvekili olarak yakın dönemde bu kadar kavurucu sorunlara çözümü nasıl bulacağız? Yani erken seçim talebi yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin. İktidarın da erken seçime gitme gibi şu aşamada bir niyeti yok. Belki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sağlığından dolayı eğer siyaseti tamamen bırakırsa yeni bir denklem, yeni bir süreç ortaya çıkabilir. Peki Türkiye bu sorunlardan nasıl kurtulacak? Mesela bu parlamenter sisteme dönüş tartışılıyor, tek adamın zorluğu tartışılıyor, tek adam sisteminin Türkiye'ye dayattığı o kabus gibi o büyük baskı tartışılıyor. Dış politikadaki hatalar tartışılıyor. Yani ne kadar tahammülümüz var ki bizim? Şimdi şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bir çıkmaz sokakta. Ama tabii ki bir siyasi partinin, iktidardaki siyasi partinin iktidarı kaybetmek üzereyken erken seçime gidiyorum demesi tabii ki daha baştan yenilgiyi kabul etmesi demek oluyor. Ama bugünkü meclis konjonktürüne ve anayasaya baktığımızda zaten gerek Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun ortaklaşması dışında hiçbir siyasi partinin haydi erken seçime gidelim dediğinde gerçekçi bir tarafı olmaz. Bir kere iki kere iki dört, yani biz istesek ne olur, İYİ Parti istese ne olur, HDP istiyor. O istemenin de bir anlamı yok esasında. Şu anda tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önündeki en büyük sorun bence tabii ki Türkiye iyi yönetilemiyor. Türkiye siyaseten içeride dışarıda artı ekonomik olarak dar bir boğazda, bunlar evet. Ama kendi içlerindeki önemli kaygılardan birisi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci dönemi. Anayasamıza göre de Cumhurbaşkanlığı iki kez yapılabiliyor üst üste. Dolayısıyla yeniden bir seçime gitme durumunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olup olamayacağıyla ilgili, daha doğrusu aday olamayacağı konusunda yavaş yavaş anayasa hukukçuları, hocalar olsun, anayasa hukuku konusunda uzmanlar olsun konuşmaya başladılar. Şimdi belki de erken seçime onları götürecek en önemli nedenin bu olabileceğini de bir kenarda hatırlamak gerekiyor mevcut sorunlardan öte. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tek başına erken seçim kararı alabilir, aldığı an bir daha olamıyor. Ve önündeki 3 seneyi de yakmış oluyor bugün itibariyle bir şey. Tekrar seçilmezse ama. Hayır, şöyle. Aday olamıyor deyince süreyi doldurmadan bir erken seçime gidilmesi durumda. Şimdi kendisi götürürse yanmış oluyor. Anladım. Kendisi, ama eğer şöyle bir de bir avantaj var öte tarafa geçtiğimizde, meclis gerekli çoğunlukla erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı bir kez daha seçilebiliyor. Çünkü bu dönemi
meclis tarafından iptal edilmiş oluyor. Tamamlamamış, tamamlayamamış. Tamamlayamadığı için ve böylece bir kez daha diyelim ki bir yıl sonra yaptığında 3 artı 5 yapmış oluyor. Halbuki 2023'te süresi dolduğunda anayasa hukuk profesörleri ve uzmanları diyorlar ki bir daha olamaz. Çünkü mevcut anayasada bu maddeye dokunulmamıştır. Cumhurbaşkanı iki kez seçilebilir. Hani oradan da diyor ki AKP'ye yakın kişiler öyle ama o eski anayasa. Şimdi bizim bir tane anayasamız var. Bir tane eskisi yenisi yok. Mevcut anayasa içinde bazı maddeler değişti. İşte parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Ama Cumhurbaşkanı kaç kere seçilir kısmına eski sisteme göre seçilirse şöyle olur. O eskiydi, yenisi öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada bir hukukçu olma zorunluluğu da yok. Yani ama hukukçu değilseniz ve sistem yönünde bir yorum yapmak istiyorsanız atabilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun da önümüzdeki dönemde önemli bir belirteç olarak erken seçime gidiş ya da gitmeme noktasında tabii ki iş kolay değil. Yani hele biz bir gelelim her şeyi bir anda düzelteceğiz değil. 17 yılda toplumun bütün kurumlarının içi, yani astarlar ön yüz olduysa, o astarların tekrar içeri sokulması ve o temiz kumaşlarla yeniden yeni kıyafetlerin oluşturulması tabii ki zaman alacak. Biraz sabır gerektirecek, belki hepimiz biraz sabrederek bu işin içine gireceğiz ama düzelmez diye bir şey yok. Bir kere toplumdaki bu işte baskının, sıkıntının, bastırılmış hissinin, kontrolsüzlüğün, korkunun ortadan kalkması el ele vermek açısından, birlikte olabilmek açısından bir olumluluk oluşturacak ama biraz zaman alacak. 17 yılın tahribatını hiç kimse işte elimdeki sihirli değnekle geldim biz bunu bir ayda, bir senede düzeltiriz değil ama bir program dahilinde aynı el değiştiren belediyelerde olduğu gibi şu anda Ankara'da, İstanbul'da özellikle dikkati çeken belediyeler olduğu için söylüyorum. 25 yıldır işte AKP iktidarları tarafından yönetilmiş, içi dışına çıkmış, yozlaşmış. İşte Ankara'da bakın o parka, Anka Park mıydı? Anka Park'a verilen paralar, hacizler, onlar hepsi bizim paralarımız. Bu ülkede yaşayan herkesin paraları ve bu ülkede şu anda yoksulluk varsa mutlaka Anka Park'a aktarılan paraların da o yoksullukta payı olduğunu düşünüyorum. Ve bir anda değişen belediye başkanlarının Türkiye'de başka bir Ankara, başka bir İstanbul'u kolay oluşturmayacaklarını biliyoruz. Ama sabırla, aynı bir dantel işler gibi, oya yapar gibi ince ince düzelecek ve değiştireceğiz. Bundan hiçbirimizin kuşkusu olmasın. Peki yani halkın bu kadar tahammülü var mı bilmiyorum. Çünkü yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar Türkiye'yi gerçekten kasıp kavuruyor. Yani baktığınız zaman demin Sayın Vekilim'le konuştuk, 16 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. 48 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ve bu ülkede 675 lira ve altında maaş alan 8 milyon 700 bin insan var. Yani peki bu sorunun çözülmesi ya da bu insanların huzura ermesi ya da bu insanların yani karınların tok, sırtlarının perk, başlarını sokacak çatısı olmaları nasıl sağlanacak bu süreç içinde? Yani siyaset buna çözüm üretmeyecek mi? En kolay belki buna üretilebilir. Sayın İmamoğlu başa geldiğinden beri, belediye başkanı olduğundan beri hani yolsuzluk dememeye özen gösteriyor, israf diyor. İşte keza Ankara Büyükşehir Belediye'mize bakın, diğer belediyelere çok borçlarla devraldılar belediyeleri. Kasası boş belediyelere başkan oldular. Ama işte Sayın Mansur Yavaş'ın değil mi bu kısa sürede ne kadar kara geçtiği ve bu kara geçerken yeni bir kaynak bulmuş değil. O israfı önleyerek, gereksiz harcamaları önleyerek bir gelir oluşturdu. Yine İstanbul'da işte çok tartışıldı ama doğruydu bence. Bazen o adı israf olsun, yolsuzluk olsun neyse onların sergilenmesi toplumsal hafızanın yenilenmesi açısından önem taşıyor. İşte o sergilenen arabalar, bunların hepsi paraların nereye aktarıldığını, bu ülkede yaşayan insanların ceplerinden çıkan vergilerin nasıl umarsızca, hoyratça kullanıldığını gösterilmesi açısından önemliydi. Bakın asgari ücret için belirleme sürecindeyiz. Görüşmeler yapılıyor.
Ancak asgari ücret bir ortak ücret haline dönüştürülmüş durumda ve bir toplumsal sözleşme değilmiş gibi davranılıyor. Hala bakan açıklama yaparken diyor ki dikkat etmek lazım diyor, hani istihdam da önemli, yani çok sıkıştırırsanız işveren işçiyi çıkartır diye üstü kapalı tehdit ediyor. Şimdi asgari ücretle ilgili yapılacakları ekonomistler saydıklarında hiçbirimiz için zor öğretiler ya da bellenmesi zor şeyler değil. Örneğin asgari ücrete baktığınızda %51'i vergiye gidiyor. Tanımlanan asgari ücretin %51'i vergiye gidiyor. İşçi tarafındaki federasyonlar diyor ki asgari ücretten vergi almayın diyor. Bu çok zor olmasa gerek. Yani çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi ya da hiç vergi. Yani bu bir kaynaktır esasında. Tabii ki çok kazananı da yok etme pahasına değil. Şu anda sanayinin ne durumda olduğunu biliyoruz. İşte fabrikaların nasıl bacalarının tütmez duruma geldiğini biliyoruz. Ama sonuçta bu ülkede yoksulluk sınırı 2200 liraysa, sizin asgari ücretiniz de bunun altındaysa ve asgari ücretin içerisinde, bugün Türkiye'de asgari ücret 2020 lira derken bunun içinde asgari geçim indirimi denen bir para var biliyorsunuz. Bunu da katarak, asgari geçim indiriminin asgari ücretle alakası yok. Bakın, sürekli bir oyun, oyunun içinde başka bir oyun ve kandırmaca. Bugün asgari ücret çalışmaları aslında işçi lehine sonuçlanması gereken bir toplumsal sözleşme olarak kabul edilmeli ve asgari ücret tespit komisyonundaki bir kere eşitsizliğin öncelikle ortadan kaldırılması gerekir. Bakın, bakan var. 5 kişilik bir işveren temsilcisi var. 5 kişilik bir işçi sendika temsilcili grubu var. Şimdi işveren ve bakan 6 oy olduğuna göre ve burada karar oy çokluğuyla alındığına göre, oy çokluğuyla alınan karara itiraz hakkı olmadığına göre buradan çıkan kararın kimin lehine olacağını daha baştan görebiliriz. Neden diğer işçi federasyonlarını, konfederasyonlarını bu işin içine almıyoruz? Neden çok ses çıkmasına izin vermiyoruz? Ve neden Sayın Bakan'ın dışında kadın yok o asgari ücret tespit komisyonunda? Kadınsız olmaz. Yani evdeki ocak, o ocağın üstündeki aş neyle kaynıyor, nasıl kaynıyor? Bunu en iyi bilen kadınlarsa, bir kere bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin bile olmadığı ve işçi grubunun da gerçek anlamda tespit edilmediği. Yani hala bakın, kıdem tazminatını konuşuyoruz. Zorunlu besi konuşuyoruz işçiler için. Dolayısıyla buradan çıkan sonucun işçi lehine olup olmayacağını 6 ay önce gördük. 6 ay önce gördük ve dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret tanımlamasında devleti yönetenlerin tahmini veya gerçekleştirmek istedikleri enflasyon hedeflenmez. Gerçek enflasyona göre asgari ücret belirlenir. Şimdi hükümetin belirlediği enflasyon %8,5, gerçek enflasyon %16, TÜİK'in açıkladığı %10,56. Tüm bunlara baktığımızda habire bir işçi aleyhine bir oyun. Ve bu işçi aleyhine olan oyunda da işte yoksulluk sınırı 2200, açlık sınırı 2200 lira, yoksulluk sınırı 6000 küsürden bahsediyoruz. Bugün yeni mezun bir tıp doktoru 6000 küsür lira ücret alıyor. 6800 lira yoksulluk sınırı sendikaların açıkladığı. Bakınız, yani gelirin adaletli bir şekilde bölüşülmemesi, vergi sisteminin adaletli bir şekilde oluşturulmaması. Tüm bunlara baktığımızda aslında ekonomiyi düzeltmek çok da zor olmasa gerek. İsraftan vazgeçeceğiz. İtibar için gereksiz harcamalardan, gereksiz lüksten vazgeçeceğiz. İtibar en pahalı arabalarla, itibar özel uçaklarla, her bir bakanın ayrı uçaklarla seyahatiyle oluşmaz. İtibar o ülkenin ortak kalkınmışlık endeksiyle belirlenir. Siz refahını ortak bölüşebiliyorsanız, toplumun tüm katmanlarında ortak bir memnuniyet yaratabiliyorsanız itibarınız budur zaten. Evet, ekstra bir şey söylemeye gerek yok diyorsunuz. Haklısınız. Son olarak
Bir şey daha soracağım. Bugün gördünüz mü bilmiyorum. İpsala'ya İstanbul'dan makam gördüm. Arabaları tırlarla götürmüşler. O görüntüleri bir verelim arkadaşlar. Ben Sayın Mehmet Göker paylaştı o CHP Burdur Milletvekili. Evet, gördüm. Yani peki bu görüntüler gördüğünüz zaman aklınıza ne geldi? Mesela israf konusunda siz israftan bahsettiniz de bunun adı ne? Bu dünyanın başka bir ülkesinde bu kadar yani bir 600-700 kilometre sadece makam otobüsüne binip rahat etsinler. Ayakları yerden kesilsin. Yani sırtlarını yumuşacık yastıklara dayasınlar diye bu kadar masraf ya da harcama olur mu? Bunun iki tane adı var bence. Ayıp olacak belki ama bir görgüsüzlük, bir diğeri de utanmazlık. Yani ülke bu kadar sıkıntıdayken, insanlar işte değil mi toplu intiharlar oldu, aileler kaybedildi bu süreçte. İşte tekli intiharlar var. Bunlar yani bir toplumsal denge bozukluğunun işaretleri. Ülke bu kadar dar boğazdayken bu görüntüleri bizlerin görmesi aslında devletin gelirlerinin, bizlerin cebinden alınan vergilerle elde edilen kaynakların nasıl hoyratça kullanıldığını gösteriyor. Buna bir görgüsüzlük demek lazım. İki utanmazlık demek lazım. Dün Londra'dan görüntüler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti işte son derece makul. İngiltere'deki bildiğimiz o temel yapıdaki evlere benzeyen bir ziyaret, başbakanın evine olan ziyareti. Bir de buradaki şatafata bakın, onu beğenme, bunu beğenme, içine onu yap, bir günlük yakıt masrafı sarayın, bir günlük işte bir sürü bir günlükler çıktı değil mi yakın zamanda. Ve bunların gerçek denetimden uzak olmaları, denetlenemiyor olmaları, denetlendiğinde karşılık bulamıyor olmaları aslında bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetlemek açısından da önemli. Onun için bu arabaları gördüğümüzde tabii hepimizin yüreği sızladı bir yandan ama bunun en basit adı görgüsüzlük ve utanmazlık diye nitelendiriyorum. Bakın artık uçağa bindiğimizde eskiden Türk Hava Yolları ile seyahat ederken önümüzde, arkamızda veya daha önde diyelim bakanlarla karşılaşıyorduk. Vallahi son bir yıldır hiç bakan görmüyoruz. Çünkü hepsi özel uçakla seyahat ediyor bence. Hiçbir bakanla Türk Hava Yolu'nun tarifeli uçağında birlikte hiçbir yere uçmadım. Birçok kişi de aynı şeyi söylüyor. Hani bu ben de sürekli uçan bir kişi değilim belki öyle düşünürsek ama birçok kişinin söylediği aynı şey. Özel uçak demek özel yakıt demek. Evet, en son Diyanet İşleri Başkanlığı Cubiti'ye bir cami açılışına 747 bin liralık bir masrafla özel uçak kiralayıp gitmişler. Evet. Ve Abdülhamit Han adına bir camiymiş. Neyse caminin adı önemli değil ama sonuç olarak tarifeli bir seferle gitse 70 bin lira gidecekleri bir yere. Evet. Bu yoksul insanların, bu yoksul ülkenin insanların sırtından 747 bin liraya gidip geliyorlar. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sınavımızın sonuna geldik. Ben teşekkür Sevgili ederim. Sevgili hocam, yolunuz açık olsun. Tekrar görüşürüz size umarım. Size de kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bilgilendiriyorsunuz, aydınlatıyorsunuz ve bu saatlerde bu Türkiye'nin her tarafındaki insanlar sizi izliyorlar, izlemeye devam ediyorlar. Kolaylıklar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Günün sonu bitti. Daha doğrusu günün raporu bitti. Günün sonu da bitti tabii. Yavaş yavaş akşam oldu. Birazdan Ufuk Söylemez'le ekonomi raporunu izleyeceksiniz. Ardından İrfan Derimenci'yle ana haberi de kaçırmayın. Bizden bu kadar. İyi akşamlar, hoşça kalın.